Merhaba arkadaşlar, ben Kaan, Android OS kanalının sahibi. Bugün sizlerle birlikte bilgisayarınızdaki dosyalardan kastım, yani bilgisayarınızın eski hızına nasıl kavuşacağını anlatacağım. Yani bunu CCleaner uygulamasıyla nasıl yapacağınızı anlatacağım. Zaten CCleaner'ı duymuşsunuzdur. Rahat bir şekilde de indirebilirsiniz. Virüs yok. Ama isterseniz bir daha virüs taraması yapabilirim. Şöyle güvenlik tehditlerini tara diyelim. Tehdit bulunamadı gördüğünüz üzere. Arkadaşlar hani mobil cihazlarımızda olan CleanMaster'ın görevini görüyor. Gereksiz uygulamaları tespit ediyor. Bize sorarak bunları siliyor. Gelişmiş temizlik falan yapabiliyoruz. RAM arttırmamıza yardımcı oluyor. Çöpleri daha rahat hızlı temizlememize yardımcı oluyor. Bu dilerseniz şunu da kapatalım. Çünkü ön belleği ancak böyle şey yapabiliyor. Ön belleği her şey kapalıyken temizleyebiliyor. CCleaner'a girelim. Aynen şöyle CCleaner Free yazdı. Burada Windows 8.1 64 bit Intel Core i7 işlemci bilgisayarımızın yani özelliklerini görebiliyoruz. Intel HD Graphics 8 GB RAM falan. Tamam. Yani bilgisayarımızın özelliğini de gösteriyor. Tamam şöyle bir full ekran yapayım. Şurada arkadaşlar gördüğünüz üzere Cleaner var. Bu Cleaner Windows, Internet Explorer, Windows Explorer sistem ve gelişmiş. Gelişmişe pek dokunmuyorum ben. Yani çünkü Windows'un olay günlüğü, bugünlükler genelde problemlerin soruşturmasında kullanılır filan diyor. O yüzden şu gelişmişe dokunmuyorum ben. Burada kayıt defteri var. Burada araçlar var. Burada da ayarlar. Şimdi arkadaşlar, ben bayağıdır bu videoyu çekeceğim için bayağıdır temizlememiştim CCleaner'la bilgisayarı. Şuradan göstereyim. Burada Internet Explorer direkt kurulu olarak geldiği için Google Chrome yerine bu var. Windows Explorer ve sistem. Buradan istediğinizi seçebiliyorsunuz ama ben bunları kullanıyorum sadece. Şunların da bu ayarlarını kullanıyorum. Ama siz Chrome'u, Opera'yı falan onları da yapmak istiyorsanız şurada uygulamalara geliyorsunuz. Firefox, Mozilla. Ben de Mozilla olmamasına rağmen gösteriyor. Yine de kalsın ben pek sorun etmiyorum. Opera, Safari ve Google Chrome. Buradan uygulamalar BlueStacks, Evernote. Ben bu iki uygulamayı da kullanıyorum. uTorrent arkadaşlar, bu uygulama uTorrent'i yani ben indirmeyi de bilgisayardan da kaldırmaya çalışıyorum. Kalkmıyor. Yoksa korsan oyuna karşıyım. Şöyle diyeyim. Çoklu ortam. İşte buradan Steam'i de seçebilirim. Böyle kalıyor. Diğerlerini de yapmama gerek yok. Buradan temizliğe başla var. Temizliğe başlaya basıyorsunuz. Tamam diyoruz. Şurada %0. O yapacak %2'ye ulaştı. Biraz bekleyelim. İsterseniz videoyu durdurayım. Yaklaşık 2 dakika falan sürdü. 2 dakika 16 saniye falan sürdü. Ben de 2 dakika 16 saniye sizi sıkmak istemedim. Burada da temizlik bitti zaten. O ne kadar da yaptığını gösteriyor. 36 dakika değil, bu salise ile saniye. Ne kadar silindiğini gösteriyor ki bayağı ciddi bir rakam. Ben dediğim gibi bayağıdır temizlemiyorum. Silinen dosyaların detaylarını da gösteriyor. Buradan da analize girebiliyoruz. Tabii daha seçmediğimiz için göremiyoruz. Evet, silindi. Bitti bu. Kayıt defterine gelelim. Burada problem, veri, kayıt anahtarı. Burada kayıt defterinin bütünlüğü, nelerin olabileceği falan var ama temizledik, bitti, gitti. Buradan kaldırmak istediğimiz uygulama. Bu uTorrent'i bir kaldırmayı deneyeyim ben. Çünkü yani uTorrent'te gereksiz bir şey, önemli bir şey değil. Nasıl kullanacağımdır pek bilmiyorum. Şu WinZip'i silelim bari. Göstermelik. Kaldır diyelim. Bu ürünü evet eminiz. Preparing to move. Kaldırmak için hazırlanıyor sanırım. Bu sözcük.
Ki ben de konuşayım bu kaldırana kadar. Ki arkadaşlar yani ücretsiz olmasına karşın bayağı üst düzey özellikler, araçlar falan sunuyor bize. İsterseniz o kaldırana kadar ben videoyu durdurayım. Evet, buradan da report maybe bir daha ona report falan diyor. Kaldırıyor. Okey diyoruz. Şu altta ne oluyor? Neyse. Okey diyoruz. Ve kaldırıldı inşallah. Şöyle bir yapayım. WinZip diye aratayım. Onu hala orada ne yapıyor lan? Nasıl gitmedi o? Ha, gitti. Evet. Şimdi gitti. Kayıt defterinde anlattığım araçlar, başlangıçta olanları, yani Internet Explorer, Firefox, Google Chrome bunları rahat bir şekilde seçebiliyoruz ki temizlediğimiz için artık yok. Şuradan sistem geri yükleme var. Dosya bulucu var. Kullanılabilir. Yani sürücü temizleyici var. Buradan Lenovo'ya da Windows 8'inkini temizleyebiliyoruz. Şuradan güvenliği de seçebiliyorsunuz. Ayarlara da gelelim. Son olarak seçenekler. Buradan istediğiniz bir şekilde alabiliyorsunuz. Güvenli bir şekilde silme hızlı filan. Buradan ben normal dosya silimi, hızlı güvenli dosya silimi bunu ayarlayabiliriz. Çerezler. Çerezleri görebiliyorsunuz. Bilgisayardaki ve kalacak çerezler. Özel. Burada temizlenecek dosya ve klasörleri özel bir şekilde şuradan ekleyebiliyoruz. Hariç tutulacak dosya ve dizinleri ekleyebiliyoruz. Gözetleme buradan pro özelliği aktife giriyor. Gelişmiş geçici dosyaları sil falan filan bunları da ayarlarsınız. Evet arkadaşlar, SeaCleaner uygulaması da böyleydi. Eğer bu video işinize yaradıysa beğenmeyi unutmayın. Kanala destek olmak için abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.